Herkese günaydınlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, şükürler olsun. Kahvaltımızı yaptık. Ondan önce zaten gördünüz, makinalarımı falan boşalttım. Çamaşırlarımı falan attım, nevresimlerimi değiştirdim. Böyle usuldan kar yağıyor ince ince. Tabii ki bu güzel manzaram karşısında, sizler de çünkü artık manzaramı çok seviyorsunuz, sürekli yazıyorsunuz. Oturdum. Eşimle beraber keyif çayı içeceğiz. Ondan sonra evi de süpürdüm bu arada. Kahvaltıdan hemen sonra evi de süpürdüm. Bugün kahvaltı hazırlığımı çekmedim. Çünkü biliyorsunuz birkaç gündür hep kahvaltı diye gitti. Böyle arkadaşlar, birazdan da çay keyfinden sonra kuymak peynirimle tereyağımı inşallah keseceğim. İki gündür dolaptalar çünkü fırsatım olmadı yapmaya. Şu karşıları falan görüyorsunuzdur, bayağı kar oldu. Akşam da biraz yağmış. Böyle bakalım, çayımızı içelim, bakalım bugün bizi neler bekliyor, hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, tereyağıyla kuymak peynirinden önce, tabii ki çay keyfinden sonra bunları göstermek istiyorum size. Valla internetten böyle silikon kalıp aldık. Burada alçımız falan var. Şimdi biz eşimle değişik bir şey deneyeceğiz. İnşallah becerebilirsek, güzel olursa yaptıktan sonra sizlerle de paylaşacağız. Böyle farklı bir fikir aklımıza geldi. İnternetten falan da araştırdık. Bakalım, içinizde bilenler vardır. Belki görüp de aa şunu yapıyorsun diyecek olan arkadaşlar muhakkak vardır. Yapalım, olduktan sonra inşallah beraber paylaşırız sizlerle. Şimdi mutfağa girdim arkadaşlar. O gün aldığım tereyağımla kuymaklı peynirim duruyordu. Hatta böyle göstereyim size, birazını kullandık. Kuymak yapmadım. Kahvaltıda böyle tavaladım. Dediğim gibi bugün çok üst üste kahvaltı, hani birkaç gündür yoğun olduğu için çekmedim sizlere. Allah kısmet ederse kuymak yaparken çekeceğim. Bir de normalde eşim böyle seviyor peyniri. Bu peynirden de birazcık tadına baktı, yedik yani, güzeldi. Böyle parçalayacağım. Birkaç arkadaş sormuş zaten, hani onları normalde buzluğa nasıl koyuyorsun diye. Bu peyniri böyle ayırıyorsunuz. İstediğiniz incelikte, istediğiniz kalınlıkta. Hemen erisin diye ben biraz fazla bölüyorum. Zonguldak'tan getirdiğim peynir de dolapta biraz varmış. Buzdolabı kaplarım hep dolu olduğu için bu sefer dedim kilitli poşetlere koyayım. Normalde ben bunları saklama kabına koyuyorum. Dolap kokusu böyle hafif siner gibi olduğu zaman sevmiyorum ama... bu yeni dolabımda şükürler olsun öyle koku sorunum yok şimdilik, inşallah da olmaz. Böyle tek tek ayıracağım arkadaşlar. Bu ayrılmış halde de satılıyordu ama paketle vakumla aldığınız zaman böyle bu şekilde alıyorsunuz. Böyle güzel böleyim hepsini. Çünkü çekerek yaparsam çok vakit alacak, bayağı uzun. Sizi de sıkmak istemiyorum. Poşetlere koyarken inşallah ya da koyduktan sonra sizlere gösteririm. Tereyağını kullanmak için kabıma koyacağım. Gerisini de buzdolabı poşetleriyle buzluğa kaldıracağım. Bunları güzel havalarını aldım. Buzluğa koyacağım. Bu tabii ki bir tanesi bir sefer yaptığım kuymak için çok fazla. Buzluyken böyle yarısını alacağım. Yarısını tekrar ağzını kilitleyip geri koyacağım. Şimdi sırada ne var? Tabii ki Trabzon tereyağı. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun birazını, tereyağım tamamen bitti. Bakayım, oh mis gibi kokuyor. Şöyle dörde böleceğim. Görüyorsunuz. Yayık yağı yazıyordu zaten o gün. Şöyle dörde böleceğim. Tupper'ın böyle dörtlü saklama kabı var. Bu en küçüğünün bir büyüğü. Günlük tereyağlarımı ben bunda muhafaza ediyorum. Şöyle bir tanesini buna koyacağım. Ağzını güzel kapatacağım. Bu üçünü de tabii ki buzdolabı poşetlerine koyacağım. Havasını alacağım. Güzel ağzına düğüm atacağım. Bu kaptaki bittiği zaman hemen bunları çıkartıyorum. O şekilde kullanıyorum. Şöyle alıyorum havasını. Sıkıca böyle bağlıyorum. Böyle kesiyorum fazlalığını. Ben böyle hani kaplara buzluğa koymaktansa böyle daha az yer kaplıyor. Tereyağlarını bu şekilde buzdolabına koyuyorum. Daha pratik oluyor benim için. Çıkartınca da hemen torbasından alıp
kabıma koyuyorum. Bu da tamam. Şu kalanı da ziyan etmiyoruz. Hemen bunun içine alıyoruz. Bunlar dediğim gibi buzdolabında bir tanesinde mısır ekmeği, ay mısır ekmeği diyorum. Bir tanesinde mısır unu var. Bir tanesinde galeta unu var. Bir tanesinde ne var? Tarhana var. Bunda da böyle tereyağı kullanıyorum. Güzel oluyor. Şimdi bunların hepsini kuymak peynirlerimle tereyağlarımı güzel buzluğa kaldıracağım. Bunu da tabii ki buzdolabına koyacağım. Şimdi bunları kaldırayım. Birazdan tekrar görüşürüz. Şimdi kalıptan çıkaracağız. Alçımız dondu. Bakalım nasıl oldu. Eşim çıkarıyor tabii ki. Şurafa doğru getirsene. Böyle yavaş yavaş çıkartacak. Biz de sizler gibi merakla bekliyoruz. Vallahi nasıl bir şey çıkacak bakalım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kalıptan çıkardık. İlk kalıbımız böyle. Bunun kızları, başka desenleri de var tabii ki. Yapmak istediğimiz bu saksılardan tabii ki arkadaşlar. Bunları birkaç tane yapıp boyadıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Boyalarını, her şeyini de aldık. Bakalım, böyle elimizden geldiğince değişik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Şimdi böyle boyama aşamasına geçtik. Suratını ten rengi boyuyoruz. Akrilik boya bunlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aldıklarımızı zaten sizlere tek tek göstereyim. İlk birinci saksımız bitsin. Ondan sonra aldığımız malzemeleri tabii ki sizlerle paylaşırız. Böyle değişik bir şey olsun istedik. Eşimle böyle internette araştırırken de bu saksılar çok hoşumuza gitti. Zaten bize hediye gelmişti. Biliyorsunuz. Bu şekilde boyayalım. Bittikten sonra sizlerle paylaşacağım. Bakın yavaş yavaş böyle ortaya çıkıyor saksımız. Çok ufak boyanması gereken şeyler kaldı. Burada boyalarımız az kaldı, bakalım bitsin. Ona göre sizlerle paylaşacağım. Bakın saksımız bitti. İlk acemilik olmasına rağmen çok çok güzel oldu. Sadece vernik alacağız. Bunlara vernik sürülüyormuş. Vernikleyeceğiz. Tekrar orada bir tane daha döktü eşim kalıba. O nasıl çıkacak onu da boyadıktan sonra sizlere gösteririm. Valla benim çok hoşuma gitti. Şu an cam önünde duruyor zaten benim kaktüslerim. Bakalım, onları da içlerine yerleştireceğim. Bunlara uymayanlara da güzel zaten saksı almayı düşünüyorum. Şu en sondakini çok ürüyor demişsiniz. Onun büyük bir ihtimalle saksısını değiştireceğiz zaten. Saksısı ona küçük geliyor şimdiden bile. Böyle arkadaşlar, şimdi üzerimi giydim. Eşimle beraber biraz dışarı çıkacağız. Dışarı şimdi çıktık arkadaşlar. Bugün Allah nasip ederse leblebili kurabiye yapacağım. Bunun tarifini birkaç arkadaş istemişti. Hafiften kar da yağıyor. Leblebi alacağım. Onu kendim evde çekeceğim. Bakalım, planım değişmezse leblebili kurabiye yapacağım. Çünkü birkaç haftaya kadar, yani bir iki haftaya kadar kalabalık bir misafirim olacak. O yüzden şimdiden böyle tatlı tuzlu kurabiyeler falan yapıp buzluğa atmak istiyorum. Şimdi çıktık. Bugün düne göre biraz daha şey ama... Ilık ama yine de soğukmuş. Yok, ılık değilmiş. Gidiyoruz bakalım nerelere gideceğiz. Ondan sonra evde görüşürüz. Dolanırken böyle girdiğimiz mağazanın önünde çok güzel simit satıyorlardı. Bir tane aldık. Eşimle böyle pay ettik. Dolana dolana elimizde simitlerle böyle yürüyoruz arkadaşlar. En sevdiğim şeydir böyle. Çocukluğumu hatırlatıyor bana. Ortaokul dönemlerinde böyle simiti alırdık. Arkadaşlarla hem yerdik hem sohbet ederdik. Şimdi eşimle hem yiyip hem sohbet edip hem de yürüyoruz. Vallahi arkadaşlar, bir iki yerde işimiz vardı, onları halledip gelelim diye çıktık. Biraz da dolaşalım dedik. O yaptığımız saksılar için vernik aradık. Epey bir yerde vernik bulamadık. En son boyalar satılan bir cadde var burada. Oraya gittik eşimle. Verniği aldık. Şimdi eve gideceğiz. Dünden çorban bir iki tas kaldı. O yetmez. Güzel mis gibi tarhana çorbası yapacağım. Yanına da böyle güzel domates soslu bir çubuk makarna yapacağım. Salata yaparım. Yine turşumuz da var. Geç saat oldu. O yüzden böyle çok da bir şey yapmak istemiyorum. Kahvaltıyı da geç yaptık. Güzel bir kahvaltı yapmıştık. Şimdi eşimi bekliyorum şurada. Eve gideceğiz. Ondan sonra inşallah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, eve girdik. Üstümüzü falan çıkardık. Tabii ki elimizi falan yıkadık. Şimdi böyle aldıklarımı kısacık sizlere göstereceğim. Ondan önce Zeytinburnu'na gittik. Burada böyle bir züccaciye Zeytinburnu. Epeydir gitmiyordum.
Böyle pembe, uçuk pembe gezerin bir terliğini aldım. Çok hoşuma gitti. Günlük kullandığım ev terliğim böyle birkaç yerinden yırtılmış. Görüyorsunuz 15 liraydı. Bunun siyahı da çok hoşuma gitti. Böyle yumuşacık. Sadece şurasında böyle ufak bir lekesi var. Normal paketli bulamadım. Paketli aradım ama yoktu. 39 numara aldım. Ev terliğinde genelde 39 numara giyiyorum. Şimdi bunu böyle yere bırakayım. Bakın böyle yumuşacık. İnşallah güle güle giyerim. Benim hoşuma gitti. Rengi de hoşuma gitti arkadaşlar. 38 dediğim gibi alsam olurmuş ama 39 aldım artık. Daha sonra ne aldım? Zeytinburnu'ndan şöyle ufak tahta kaşık aldım. Geçen tavama biliyorsunuz metal kaşık kullanmıştım. Böyle çorba kaşığı boyutunda 2,5 liraydı. Bir tane bundan aldım. Sonra her gün BİM'e uğramasak olmuyor biliyorsunuz. Şöyle haşhaş ezmesi aldım. Kahvaltıya haşhaşlı gözleme yapmayı düşünüyorum. Tabii inşallah. Leblebili kurabiye yapacağım akşam çayının yanına, hem de buzluk için. Pudra şekeri aldım. Evde olup olmadığını bilmiyordum. Valla bir daha kuru yemişçiye girmedim. 2 tane şöyle Simbat'ın leblebisini aldım. Sarı leblebisini. Bir tane BİM'de Ankara makarna satılmıyor. Onu oradan almadım. Çubuk makarna aldım. Çubuk makarnam kalmamıştı. Şimdi bunları yerlerine koyacağım. Hızlı bir şekilde yemek hazırlığına geçeceğim. Ondan sonra inşallah leblebili kurabiye yapacağız sizlerle birlikte. Hızlıca şimdi ocağa bir tarhana çorbası attım. Bir iki haftadır yapmamıştım. Biber salçasını, domates salçasını, bir diş sarımsağı, çok azıcık tereyağı da ekliyorum ben. Sıvı yağ, pul biber, naneyi kavurdum. Şimdi böyle kaynayana kadar, kıvam alana kadar karıştıra karıştıra pişireceğim. Bir taraftan buraya da makarna suyumu koydum. Hızlı bir şekilde yemeklerimi hazırlayacağım ve akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Tarhana çorbam misler gibi pişti. Arkadaşlar kıvamını göstereyim. Biz taranayı böyle koyu seviyoruz. Çok böyle aşırı cıvık sevmiyoruz. Şöyle kenarlarını da alayım. Birazdan yiyeceğimiz için kaşığını değiştireceğim kepçeyle. Burada da yazın yaptığım domates sosu. Güzel tereyağlı. Çok az kaşığın ucuyla domates salçası koydum. Tuzunu da ekledim. Biraz kavrulacak. Az sonra makarnalarımı ekleyeceğim tabii ki. Makarnalarımı ekliyorum. Böyle güzel her tarafına o domates sosu gelecek şekilde karıştıracağım. Evet, domatesli makarnamız da bol tereyağlı hazır arkadaşlar. Çorbam da burada hazır. Tekrar şöyle göstereyim. Salatadan vazgeçtim. Turşu çıkaracağım. Bir de o yaptığım kırmızı biberli sostan çıkaracağım domatesli. Mis gibi yoğurt da çıkaracağım. Bugünkü akşam yemeğimiz bu şekilde. Rabbim olmayanlara versin. Bize de afiyet olsun. Biz bu sene bayağı turşu yedik arkadaşlar. Şimdi sizlere böyle düz salatalık almıştım. Onları kurumuştum. Yeni açtım. Böyle 1 litrelik kavanozlara kaynar suyla yapmıştım. Videosu da vardı zaten. Böyle bunları dilim halinde keseceğim. Bir tanesini tabii ki sizlerle birlikte test edeceğiz. Bir kere yapmıştım hatırlıyorsanız. Bazı arkadaşlar çok gülmüşlerdi. Hoşlarına gitmişti. Şimdi yeniden salatalık turşusu testi yapacağım. İnşallah yine kıyır kıyır olmuştur. Vallahi abartmıyorum, çok güzel olmuş turşum. Zaten şöyle de göstereyim. Bunu kaynar suyla yapmıştım arkadaşlar. Tarifi dediğim gibi sayfamda var. Böyle bir tane daha kaldı. Allah kısmet ederse hafta içi bir gün müsait olduğumda inşallah beyaz lahanayla karnabahar falan böyle karışık turşu yapmak istiyorum. Bu sos yemeklerde de kahvaltılarda da harika oluyor. Şimdi bunu da açacağım. Dediğim gibi turşum efsane güzel olmuş. Şimdi böyle gitmeden ikinciyi de eşim kalıba dökmüştü. Şimdi onu çıkaracak. Bunu da vernikledi. Kuruyunca tabii ki daha net göstereceğim sizlere. Pratik oluyor. Bakalım bu nasıl bir şekil çıkacak. Aynı değillerdi. Evet. Bu da kız olan, görüyorsunuz. Bunun böyle baloncuk gibi bazı yerleri kalınca zımpara yapılıyormuş. Ama bizimki şu an kalmamış değil mi? Başka kalmamış. Şurasında mı var? Ha, o da bir şey değil.
Birazdan bunu da güzel bir şekilde boyayacağız. Tekrar sizlere gösteririz. Bugün böyle merakımızdan aslında bu malzemelerimizin geldiği birkaç gün oldu. Anca fırsatımız oldu yapıp çekmek için. Boyamaya başladık. Böyle gördüğünüz gibi ten rengini yaptık. Sırada saçları ve elbisesi var tabii ki. Vallahi arkadaşlar kız olan da bitti bu şekilde. Biz böyle zevkle bayıla bayıla yaptık. Boyalarımızın da bazıları burada, diğerleri tabii ki içeride. Lazım olan renkleri getiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu erkek olana vernik atıldı ama bayan olana daha vernik atılmadı. Vallahi çok güzel. En azından böyle dedik, bize de bir uğraş olur. Kaktüslerimize de böyle güzel saksı yapalım kendi emeğimizle istedik eşim evdeyken. Biz çok beğendik. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Birkaç gün sonra böyle tekrar ara ara yaptıkça, değişik şekilde boyadıkça tabii ki sizlere de göstereceğim. Eğer aranızda bu işle uğraşan, yapmak isteyen falan ilgisini çeken olursa malzemelerimizi tabii ki nereden aldığımızı da yazabilirim. Ama şu an sorarsanız hiç hatırlamıyorum nereden aldığımızı. Eşimle beraber internetten aldık ama böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeği yedik, sofrayı topladık, etrafı da toparladık güzel. Şimdi 3 malzemeli çok güzel pratik bir sarı leblebili kurabiye yapacağım sizlerle birlikte. Bu tarifi söylemiştim, birkaç arkadaş yapmamı istemişti benden. Oturmada arkadaşım da görüp de tarifini, tadını merak edenler olmuştu. Şimdi rondoma 1,5 su bardağı sarı leblebiyi koydum. Güzel un ufak hale getireceğim. Ondan sonra 1 su bardağı sıvı yağ var. 1 su bardağı pudra şekeri var ve 1,5 su bardağı öğüttüğüm leblebiler olacak. İçinde alabildiğine un olacak. Başka hiçbir malzemesi yok arkadaşlar. Ne yumurta var, ne kabartma tozu var, hiçbir şey yok. Güzel yoğuracağım, şekil vereceğim. Ortalarına da sarı leblebiden böyle batıracağım. Birazdan tarifini sizlerle birlikte yapacağız. İlk önce leblebiyi güzel un haline getirelim. Evet, leblebilerimi çektim. Şimdi sizlere göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi un haline getirdim. Adeta bana mısır ununu hatırlattı. Mısır unu gibi oldu arkadaşlar. Pürüzsüz bir şekilde böyle güzel blenderdan geçirdim. Şimdi diğer malzemelerimi de alacağım ve hamurumu güzel bir şekilde yoğuracağım. 1 bardak pudra şekeri. 1,5 bardak leblebi tozu. Bu kalanı güzel buzdolabı poşetine koyacağım. Ben biraz fazla öğütmüşüm ama olsun, ziyan olmaz. Bir de tabii ki 1 su bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı da ekledim. Bunları güzel karıştıracağım. Bunları şöyle ilk önce kaşıkla bir güzel karıştırayım. Malzemesi de basit gördüğünüz gibi. Güzel bir kurabiye oluyor. Değişik bir kurabiye oluyor. Çorum'a gittiğimizde bu leblebili kurabiyenin üzerine çikolata sosu batırılmış hali vardı. Çikolata batırılmış. Ben ondan almıştım hatta. Eşim sevmişti. Şimdi böyle yavaş yavaş ununu ekleyeceğim. Alabildiğine un olacak. Katı da olmayacak kıvamı. Ben yoğurayım, kıvam aldıktan sonra sizlere tabii ki göstereceğim. Kıvam bu şekilde. Vallahi bir su bardağına yakın sanki un aldı. Ölçmedim açıkçası. Ama böyle yumuşak bir hamur. Çok sert yapmadım. Böyle küçük küçük yuvarlaklar yapacağım. Tepsime dizeceğim. Fırını önden ısıtmayacağım. Önden ısınmasına gerek yok. Üzerlerine de böyle birazdan sizlere göstereceğim. Birer tane leblebi koyacağım. Hem görüntüsü güzel oluyor. Arkadaşımda da öyle yedim, öyle gördüm. Ben bunları şimdi yapmaya devam edeyim. Birazdan üzerlerine leblebi bırakılmış halini de tabii ki sizlere göstereceğim. Kurabiyelerimi tamamladım. Tepsime böyle dizdim. Şimdi şöyle birer tane leblebi batıracağım üzerlerine. İsterseniz siz batırmayabilirsiniz de arkadaşlar. Tercihinize kalmış.
Ama benim gördüğüm arkadaşım böyle yapmıştı ve çok güzel görünüyordu. Böyle hepsine birer tane leblebi batıralım. İnşallah çok güzel bir kurabiye olur. Dediğim gibi çayın yanına biraz çıkaracağım. Gerisini soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. İki grup almam gereken misafirim var. Elimin altına gelir, iyi olur. Bir tane de Allah kısmet ederse ya yarın ya da hafta içi tuzlu bir kurabiye yapmayı düşünüyorum. O da çok güzel oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, bir leblebi bile buraya böyle batırmak kurabiyenin tamamen şeklini, havasını değiştirdi. Bazen bana soruyorsunuz, hiç yorulmuyor musun abla diye. Vallahi tabii ki yorulduğum zamanlar oluyor ama mutfağı çok seviyorum. Ev işi yapmayı çok seviyorum. Hatta yapamadığım zamanlar ben kendimi daha kötü hissediyorum. Bazen büyüklerim de yazıyorlar. Yaşının, gençliğinin kıymetini bil. Biz de öyleydik. İleride çok pişman olacaksın ki illaki öyle olacaktır. Benim annem de hep der, kendime çok kıydım, canımı çok yordum diye. Şimdi bak bütün hastalıklar var diye. Kurban olduğum Allah dermansız dert vermesin, elden ayaktan düşürmesin hiç kimseyi. Bugünümüze şükürler olsun. Gerçekten ne kadar şükretsek az. Evet, şimdi gerisini tamamlayayım. Çok az kaldı zaten, göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, kurabiyeler tepside yerini aldı. Ben kendimden bir şeyler katmak istediğim, şöyle bıçakla bazılarına şekil verdim. Dedim değişiklik olsun. Hepsine yapmadım tabii ki. Şimdi 175 derece fırında aşırı kızarmadan büyük bir ihtimalle 15-20 dakikada pişerler gibime geliyor. Tabii ki kontrollü pişireceğim. Ne kadar sürede piştiğini, nasıl olduğunu sizlere piştikten sonra göstereceğim. Benim bu tatlışlar şimdi fırına gidiyorlar. Hop, kurabiyeler pişti. Biraz şu birkaç tanesi fazla pişti ama olsun. Valla 15 dakikada falan pişti arkadaşlar. Dediğim gibi kontrollü pişirmeniz gerekiyor. Baktım bir an böyle leblebi kokusu sardı evi. Eyvah yaktım herhalde dedim. Ama gittiğim tam kıvamında pişmiş. Sıcak ama şöyle göstermeye çalışacağım. Altı da bu şekilde. Test etmedik. Çayla inşallah test edeceğiz. Kurabiyeler de bu şekilde oldu. Eğer yaparsanız malzemesi de basit. Kendi de basit. Lezzetli ve değişik bir kurabiye tavsiye ediyorum. Bunlar soğusun. Birkaç tane yiyeceğimiz kadar tabağa koyacağım. Gerisini tabii ki buna koyup buzluğa kaldıracağım. Evet arkadaşlar, balkon kapanışımı özlemişsinizdir diye düşündüm. Bu ara çünkü hep mutfaktayken kapanış yapıyorum. Şimdi dedim balkonda kapanış yapayım. Eşim buranın ışığını değiştirmiş. Biraz loş olabilir. Vallahi kurabiyem çok güzeldi gerçekten. Çok pratik, çok harika bir kurabiyeydi. Eşim de kızım da çok beğendi. Şimdi güzel saklama kabı boşalttım, onu yıkadım, ona yerleştireceğim ve buzluğa kaldıracağım. Tarifini aldığım arkadaşım hiç buzluğa koymamış. Ben şansımı deneyeceğim, inşallah güzel olur. Normalde kurabiyeleri buzluğa koyuyorum, hiçbir şey olmuyor. Bunun üstünde de pudra şekeri falan olmadığı için bence olur diye düşünüyorum. Artık çıkarınca hep beraber bakacağız arkadaşlar. Bir günün daha tabii ki sonuna geldik sizlerle birlikte. Yarın pazar, şimdiden herkese mutlu pazarlar diliyorum. İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.